konu ve konuklarıyla gönül sorularını tartışan program. Bursa Haber TV'de. Bursa Haber WhatsApp hattı 0542 277 0427. Uluslararası süreçleri yakından takip eden, analizleri yapan program. BursaHaber.com. Ömer Küçükkaya ile Bütün Şehir. Programında sorularınız için bize WhatsApp'tan yazın. 0542 277 0427. Bursa Haber. Bursa Haber ekranlarından Ömer Küçükkaya ile Bütün Şehir programından herkese merhabalar. Yeni bir programda yeni bir konuğumuzla birlikteyiz. Bursa Fotoğrafçılar Odası Başkanımız Sayın Kamil Konuşkan. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Aynı zamanda Küplüpınar muhtarısınız 3 dönemden beri. Evet. Biraz sizinle fotoğrafçılığı, Bursa'yı ve Bursa'daki anıları konuşmak istiyoruz. Buyurun sizi tanıyalım biraz. Öncelikle teşekkür ediyorum tüm esnafımız adına. Ben 3 dönemdir Bursa Fotoğrafçılar Odası'nın başkanlığını yapmaktayım. Kendim spordan geldim. Bursa'da fotospor denen bir stüdyoda yetiştim. Daha sonra 81 yılında kendi stüdyomu açarak heykelde adliye karşısında foto Kemal olarak devam ettim. 92 yılında da Küplüpınar Mahallesi'nde fotoğraf stüdyoma devam ettim. Ve daha önceleri Metin Bey'le birlikte Fotoğrafçılar Odası'nda yönetim kurulu olarak bulundum. 92 yılında da Ahmet Kara arkadaşımızla birlikte girmiş olduğumuz yönetim kurulu seçiminde bir oyla odamızın seçimini kaybettim. Ve daha sonra Şeref Bey'le birlikte oldum, rahmetli Şeref Koray'la. 2004 yılından beri de Bursa Fotoğrafçılar Odası'nın başkanıyım ve bu şekilde devam ediyoruz. Başkanım, eski adliye dediğinizde biz hatırlarız iyi kötü ama şimdiki çocuklar hatırlamaz. Hatta bizim çocuklar hiç hatırlamaz. Bursa'ya oradan girelim fotoğrafçılık anlamında. Eski Bursa dediğimiz yer, eski adliye bölgesi, heykel dediğimiz yer, fotoğraf karelerinde nasıldı? Evet. Bugünkü Bursa nasıl? Tabii ki o zaman Bursa daha şen ve şakraktı arkadaşlar. Gerçekten Bursalılar heykel, set başı, o güzergahta çok güzel anılar var idi. Zaten Bursa'nın tüm fotoğraf sektörümüz oradaydı. Yıldızından, Lalesinden, Sonay'ından, Tunas'ından, Koray, Yalım, Fotospor Suat, o bölgede Aloy, Zevk denen fotoğrafçı abi, Photoshop, bunlar o bölgedeydi. Foto Sabri, Kapri, Altıparmak Caddesi'nde bu stüdyolarımız genelde mahalle aralarına yayılmamıştı. Ve güzel günlerdi oraları. Ama tabii ki şu anda Bursa büyüdü. Bursa'nın büyümesiyle birlikte mahallelerde, semtlerimizde de meslektaşlarımız bulunuyor. Tabii ki Bursa gerçekten güzel bir şehir. Yani deniziyle, dağıyla, yeşilliğiyle bu Bursa'nın bu kadar güzel olması, göç almasını da Bursa'ya gelen kişileri, nüfusumuzu gerçekten büyük şehir olarak katladı. Bu da güzel bir sonuç tabii ki. Başkanım, Bursa güzel bir şehir derken, hani biz insanları hep değerlendirirken medyada fotojenik bir yüzünüz var veya fotojenik bir duruşunuz var deriz. Bursa fotojenik bir şehir midir? Keza Kapadokya'da, Ürgüp'te, farklı noktalarda insanlar fotoğraf çekmeye gidiyorlar. Burasıyla ilgili nasıl düşünüyorsunuz? Valla şöyle söyleyeyim. Yani Bursa'mızda deniz var, dağ var. Çok önemli olan bir botanik parkımız var. Ve şu anda bazı arkadaşlarımız stüdyolar kurarak yeşil alanlarda buralarda da fotoğraf çekimini sağlıyorlar. Tabii ki bizim en büyük sıkıntımız da şu, kayıt dışı ile ilgili bazı fotoğrafçı kardeşlerimiz Instagram'dan kendilerine fotoğrafçılarını belirledikleri için stüdyodaki arkadaşlarımızla iletişime geçmiyorlar.
Bu da burada çok mağduriyetler yaşadığını görüyoruz. Bizler tüm yönetim kurulum ve Türkiye'deki fotoğrafçı oda başkanlarımla bunun üzerine hem vergi dairesiyle müthiş bir iletişim içerisinde olarak bunları engellemeye çalışıyoruz. Ama şunu da gerçekten söylüyorum. Bursa'da da fotoğraf çekilebilecek alanlarımızın olduğunu, camilerimiz var, tophane sırtlarımız var. Yani her tarafı değerlendirme şansımız var bu konuda. Fotoğrafçılık Bursa'ya kaç yılında geldi? Şu anda Fotoğrafçılar Odası'nda kayıtlı kaç üyemiz var? 1940'lı yıllardan beri Bursa'da fotoğrafçılık devam ediyor. Gerçekten eski ustalarımız diyeyim, fotoğrafçılık alanında gerçekten Bursa'ya çok katkıları var. Yani burada onların bir şekliyle övmemiz gerekir. Neden? Çünkü çekmiş oldukları fotoğraflar harika ışıkla verilirdi. Burada rutuş denen bir olayımız vardı. Kara kalemle, pomza taşıyla resim yapılırdı, fotoğraf yapılırdı. Tabii sektör şu anda dijital ortama girdiği için bunu da takip etmeyen arkadaşlarımız kesinlikle işlerini kaybetmekte. Takip edenler zaten ileriye götürüyorlar. Bu da yani bizim Bursa'daki konumuzda gerçekten fotoğrafhane olarak şu anda benim 263 adet üyem var. Bu 100'e düşmüş idi 2004 yılında. Bunları tek tek çalışarak hem vergi dairesiyle hem arkadaşlarımızla bir noktada buluşarak bu üyelerimizi çoğalttık. Ancak şöyle bir sıkıntımız var. Biliyorsunuz ki Bursa 17 ilçeden ibaret ve bu ilçelerdeki fotoğrafçılarımızı bizler bünyemize alamıyoruz. Aslında bunları da almamız gerekiyor. Neden almamız gerekiyor? Çünkü fiyat tarifesini veren biziz. Kişilerin her konumuyla ilgili bizler uğraşıyoruz. Ve burada bunlarla ilgili çalışmalar yaptığımız için birlik başkanımıza da bunları defaten anlattım. Ama orada işte muhtelif odada, terziler odasında, ayakkabıcılar odasında, bakkallar odasında halihazırda üyelerimiz bulunuyor. Bu da bizim için yani Bursa Fotoğrafçılar Odası olarak sıkıntı yapmaktadır. Ben 3 dönemdir başkanlık yapıyorum. Buradan ben bir kuruş maaş almıyorum. Yani böyle bir pozisyondayız. Neden? Çünkü gelirlerimiz ancak sekreterimiz ve bina yönetiminin gelirlerine yetiyor. Bu da bizim için sıkıntı oluyor tabii. Peki başkanım, fotoğrafçılık sektörünün başlıca sorunları nelerdir? Bursa'da ama büyükşehir eliyle, ama belediyeler eliyle, ama diğer kurumlar eliyle fotoğrafçılık sektörü destekleniyor mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bursa'da fotoğrafçılık konumunda bizler belediyelerimizden, vergi dairemizden bu konularda çalışma yaptığımız her şeyden istifade etmeye çalışıyoruz. Ancak şöyle bir konum var. Şimdi mesela Büyükşehir Belediyesi'nin belli alanlarda elemanlarıyla açık alanlara giren kişileri takip etme şansları var. Zabıtamız var, farklı kişiler var. Bunların kayıtlı olup olmadıklarını, biz çünkü Bursa Fotoğrafçılar Odası olarak her üyemize dış mekanlarda çekebilmesi için birer kart temin ettik. Bu kartları üzerine alan kardeşlerimiz orada rahatlıkla Bursa Fotoğrafçılar Odası'na üye oldukları için çekim yapmaları gerekir. Ancak kayıt dışı olanlar da buralara giriyorlar. Bu da bizleri müthiş bir sıkıntıya sevk etmekte. Mesela her yıl aşağı yukarı yaz sezonunda vergi dairemizin denetim kurullarıyla hem benim denetim kurulum birlikte açık alanlarda, denizde, dağda, farklı alanlarda bizler denetim yapmaya çıkıyoruz. Ve buralarda yakaladığımız kişileri odamıza üye olmalarını sağlama açısından öyle kişiler var ki o anda gidip kaydını yaptırıyor, 3 ay sonra tekrar kaydını sildiriyor. Bu tür kişiler var. Bunlar da Instagram üzerinden, Facebook'tan müşteri aldıkları için burada ne oluyor? Vatandaşın fotoğrafını çekiyor.
albümünü yapmadan kaybolup gidiyorlar. Ve insanlar bizi arıyorlar. Diyorlar ki, Bursa Fotoğrafçılar Odası, buyurun. Biz şöyle şöyle şu isimli kişiye düğünümüzü çektirdik. Tamam, güzel. Bende kaydı yok diyorum. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Siz bir kere özellikle söylüyorum. Tüm Bursalı hemşerilerimin bunu titizlikle takip etmelerini istiyorum. Çünkü bu tür Instagram üzerinden kişinin oda kaydı var mı? Vergi mükellefi mi? Değil mi? İş yeri nerede? Bunları sorgulaması gerekir. Sorgular ise bu kişiler ile irtibata geçmeden fotoğraf çektirme bir nevi dijital yapımlar. Dolandırıcılığında tabii önüne geçmek var, lazım. Geçmek lazım tabii ki. Peki başkanım, dijitalleşme birçok ağır yükü de sektörün üzerine getirdi ve yenilikleri de getirdi. Artık evet. İnsansız hava araçlarıyla çekimler yapılıyor, daha kaliteli objektifler, mercekler ve hatta sanal dijital ortamlar şu evet. anda bizim olduğumuz gibi tabii. ortamlar sağlanıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz mesleğe başladığınız günle bugün arasındaki bu değişimi. Aradaki dağlar kadar fark var tabii. Yani bir de fotoğrafçılık artık arkadaşlar konsept değiştiriyor. Yani bakın şimdi eskiden stüdyolarımızda fotoğraf çekerdik. Oradan dışarıya kimse çıkmıyordu. Şu anda artık dışarı mecralarda fotoğraf çekiyoruz. Bir de yeni stüdyolarımız ki bunu da gerçekten söylüyorum. Artık vatandaş işte dağda, karda bilmem nerede çekimden daha çok. Büyük stüdyolar içerisinde konseptler yaparak buralarda fotoğraf çekeceğiz. Yani dijital ortam oraya gidiyor. Bir de çocuk stüdyoları. Yani bunlar da çok önemli. Eskiden pek yoktu ama şu anda doğum fotoğrafçılığından tutun. Çocuk stüdyoları, efendim sünnet stüdyoları, gelin, damat stüdyoları ile ilgili güzel konseptler yapan değerli meslektaşlarımız var. Bu ileriye taşınacaktır. Çünkü eski sistemler artık eğer bu yeniliği takip etmezsek zaten dükkanını çok arkadaşımız kapatmak zorunda kalacaklar. Evet. Bu da hoş bir şey değil. Teknolojiyi takip edenler bir ileri gidiyorlar ama etmeyenler de işte vesikalık fotoğrafçılık diyor. Dükkanında bu. Ama şu andaki konumla ilgili hakikaten büyük sıkıntılarımız var. Peki başkanım, sektörel anlamda sektör temsilcilerinin çoğundan, bizim oda temsilcilerinin çoğundan duyduğumuz en önemli sıkıntı çırak olmaması. Evet. İkincisi işte ham madde, sizi ne kadar etkiliyor etkilemiyor konuyu bilmiyoruz. Ve yine odalarla ilgili işte bazı çalışmaların ama ihalelerin ama farklı olayların il dışından isimlerin gelip alabiliyor olması gibi evet. soru konu başlıkları var. Sizde bunların artısı eksisi ne durumda sektörün anlamında? Şimdi olarak. Eskiden gerçekten söylüyorum çırak yetiştirmemiz mümkündü. Ama şu anda artık çırak bulabilme şansımız yok. Ne var? Okullarımızda eğitim alan lise çağındaki kardeşlerimiz var. Bunları yaz dönemlerinde veyahut da sene ortasında okullardan eğitim için alıyoruz. Bunlar bizim için birer artı. Yani bu kardeşlerimize her türlü imkanı veriyoruz. Photoshop, fotoğraf çekimi, video çekimi, drone çekimi, bunları da bütün arkadaşlarımız okullardaki kardeşlerimize gösteriyorlar ve bu da yavaş yavaş tabii ki bir nebze onları kazanma adına ileride fotoğrafçı olacaklardır. Ama şöyle bir konum var. Şimdi bizler bu konuyu gerçekleştirirken bir de çırak olmadığı için ne yapıyoruz? Tek kişi çalışıyoruz. Bu da hoş değil. İstihdam da etkileniyor. İstihdam. Tabii yani burada kazanamadığın zaman ne yapıyorsun? Ya eşinle birlikte dükkanda bulunuyorsun veyahut da tek başına bunu götürmeye çalışıyorsun. Bu da hoş değil. Eskiden bir stüdyoda en az 3 tane eleman vardı. Rotuşör vardı, karanlık odacı vardı, bir de fotoğraf çeken kişiler vardı. Ama şimdi bu sektör teknoloji olarak da yükseldiği için ne yapıyorsun? Hem maliyetler yükseldi. Mesela zamanda hesap edin 120 bin, 150 bin dolarlara makineler aldık. Onları şimdi çöp olarak attık. Yeni konumlar geliyor artık. Ev parasını makineler aldık. Tabii canım yani bir hayli çöpe attık. 60 liraya çöp olarak hurdacılara verdik. Ama şu andaki sektörel bazda gerçekten hem teknoloji ilerliyor hem fotoğrafçılık dalında eğitimler veriliyor. Bu da bizler için çok önemli. Tam burada başkanım
dediğiniz gibi birçok şey mazi oluyor. Makineler ve tabii ki kent de mazi oluyor. Bursa'da bir fotoğrafçılık müzesi var mı? Fotoğraf makineleri veya Bursa'nın tarihini yapan bir ya da anlatan bir dijital sergi var mı? Kurulmalı mı ya da? Bence Bursa'da bu tarihsel fotoğrafçılık sektörüyle ilgili bir konumda yapmamız gerekiyor. Yani eski alüminyum makinelerden, stüdyolarda kullandığımız fotoğraf makinelerinden her şeyin bir şeyi yapılması lazım. Mesela Balıkesir'deki arkadaşlarımız bunu değerlendirdiler ve güzel bir fotoğraf şeyi yaptılar. Biz de bir tek eski adliyemizin içerisinde bir makinemiz orada, alüminyum makinemiz var. Bizler de Bursa Fotoğrafçılar Odası olarak bu konuda üyelerimize defaten anlatıyorum. Bununla ilgili bir yer açabilirsek gerçekten hem Bursa'nın eski fotoğraflarını toparlayabilme şansına sahibiz. Kaldı ki ben de daha önce 70'li yıllarda 80'e geldiğimiz dönemler içerisinde rahmetli Bahsi Sönmez ile bir çalışma yapmıştım. Büyükşehir Belediyesi adına. Bir hayli fotoğraflarım var Bursa ile ilgili. Ki bu bir kişisiniz siz. Evet. Bir de odanın kendi arşivleri var, tabii, oda üyeleri var. Yani onlarla ilgili var. Çok güzel bir takım şeyler. Hem belediyelerimizde bunu yapma şansımız var çünkü. Yani şöyle bir şey vardı. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Bursa Valimiz Yakup Can Polat, işte Sayın Önül Aktaş, keza az önce dediğim gibi Belediye Başkanımız ve Osman Gazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'ın yaptıkları çalışmalar var. Yine Uyumayan Kütüphane ile Yıldırım Belediye, evet, Başkanı Sayın Oktay Yılmaz'ın. Evet. Hani Bursa'da bir panorama var. Evet. Panorama 1326 Fethi, evet, Müzesi var. Evet, biz 1000 yıl öncesinde gidebiliyoruz. Tabii. Ama 100 yıl öncesinde kimse bilmiyor. Maalesef. Yani ben babamdan duyduğum kadarıyla, evet, evet, sizler torunlarınıza anlattığınız kadarıyla, tabii, evet, ya da çocuklara anlattığınız kadarıyla biliyorlar. Doğru. Bu anlamda hiçbir girişim oldu mu? Ya hayır, da hiçbir girişim olmadı. Mesela tabii ki düşünüyorum. Yani şunu da söyleyeyim ben. Mesela Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin basın halkla ilişkiler birimini ben zamanında organize ettim fotoğrafçılıklarında. Kaldı ki rahmetli Ekrem Barışık'ın o dönemde Bursa'daki balkon yarışmaları ile ilgili fotoğraflarını şu andaki kültür parkımızda orada stüdyo kurulmuştu. Onlara çok yardımcı oldum ben. Oradan kardeşim, yeğenler var. Emekli oldular fotoğrafçılık dalında. Ayrıca Osman Gazi Belediyesi'nin de rahmetli Bahsi Sönmez döneminde oradaki fotoğraf ve video aksamını benim yeğenimi oraya eleman olarak verdik ve oradan emekli oldu yeğenim. Onlarla da bir takım çalışmalarımız var. Kaldı ki şuna üzgünüm. Mesela Büyükşehir Belediyesi'nin almış olduğumuz o zamanki teknolojide makinelerini, arşivlerini çoğunu zamanında çöpe attılar. Bunlar hoş bir şey değil. Yani bunları toplamamız gerekirdi. Arşivlemek ve tabii, müzeleştirmek yani, lazım. Bursa'ya gerçekten iyi şeyler oluşabilirdi. Ben mesela şunu da söylüyorum. Yaklaşık 81 yılından 2004 yılına kadar Bursa sporumuzun fotoğraf ve video maç çekimlerini yaptım ben. Buradan da büyük bir arşivim var benim. Onlar da elimde. Hem fotoğraf olarak, dijital olarak hem de kaset olarak da maç kasetleri elimde. Bunlarla da ilgili bir çalışma yapmak istiyorum. Ki bunları Bursa'ya kazandıralım. En azından Bursa'nın ne şekilde, nerede olduğunu görme adına bunlar da bizim için önemli bir şey yani. Son olarak başkanım, programın artık zaman olarak sonuna geldik. Bursa'ya, Bursa'daki fotoğrafçılara ve sektöre merak salan insanlara ne gibi önerileriniz ve mesajlarınız var? Şimdi şöyle, gerçekten söylüyorum. Fotoğrafçıda meraklı kişilere bizler eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlere katılmalarını öneririm. Yani Bursa Fotoğrafçılar Odası olarak bizler iyi bir ekip, yönetim kurulum var. Bu yönetim kurulumdaki arkadaşlarım gayet çalışkan ve işini bilen profesyonel kişiler. Burada bizlere bu konuyla ilgili müracaat eden kişilere her zaman yardımcı olmaya çalışırız. Ve kaldı ki bu işi vergi mükellefi olarak yapmalarını, odalarına kayıtlı olmalarını, bizlerle birlikte burada hareket etmelerini önemsiyoruz. İnşallah bunu da başaracağımızı ümit ediyorum. Yani şu pandemi sürecinde gerçekten fotoğrafçılık çok geride ama
inşallah bu süreci de atlatacağız ve önümüzdeki 2021'i yine de kayıp olsun istemiyoruz. İnşallah düğün salonlarımız açılır. Meslektaşlarımız bu konuda iyi bir takım şeylerle önümüz açılır ve para kazanmaya başlarız diye ümit ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ömer Küçükköy ile bütün şehirlerin konuğu bugün Bursa Fotoğrafçılar Oda Başkanımız Sayın Kamil Konuşkan oldu. Bursa'yı, Bursa'nın hatıralarını, fotoğrafçılığı ve fotoğraf müzesi gerekliliğini konuştuk. Yeni bir yayında buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın. Ömer Küçükkaya ile bütün şehir. BursaHaber.com. Ülkenin ve Bursa'nın nabzını tutan, gündemi belirleyen, konu ve konuklarıyla günün sorularını tartışan program. Bursa Haber TV'de. Bursa Haber WhatsApp hattı 0542 277 0427. Uluslararası süreçleri yakından takip eden, analizleri yapan program. BursaHaber.com. Ömer Küçükkaya ile bütün şehir. Programında sorularınız için bize WhatsApp'tan yazın. 0542 277 0427. Bursa Haber.